Herkese merhabalar, ben Olcan. Bugün sizlerle birlikte uzaktan eğitim için okullarımızın kullanmış olduğu Microsoft Teams uygulaması nasıl kullanılır, hesabımızı nasıl aktif edebiliriz bunu göstereceğim. İyi seyirler. İlk olarak tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Ben tarayıcı olarak Google Chrome tarayıcısını kullanıyorum. Size de bu tarayıcıyı kullanmanızı tavsiye ederim. Tarayıcımızı açtıktan sonra google.com.tr sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra Google'un arama bölümüne Microsoft Teams yazıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi önerilenler de çıktı. Microsoft Teams seçtikten sonra Enter butonuna bir kere basıyoruz. Ve karşımıza ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Sohbetler, toplantılar, arama, işbirliği ve Microsoft Teams yazan bölüme siteye bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza Microsoft Teams'in sitesi açılıyor. Ve aşağısında bulunan, daha doğrusu Microsoft Teams yazısının aşağısında bulunan oturum aç butonuna bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra yeni bir sekme daha açıyor. Burada e-posta adresimizi gireceğiz. Ama şöyle bir kısa duyuru yapmak istiyorum. E-posta hesabımızı girebilmemiz için ya bizim okula göndermiş olduğumuz e-posta adresi ve şifresiyle giriş yapmamız lazım. Veya okulun bize göndermiş olduğu e-posta veya şifre ile giriş yapmamız lazım. Bazı okullar e-postalarını kendi oluşturup öğrencilere gönderiyorlar. Ama bazı okullar öğrencilerden e-posta talep edip öğrencileri gruplara ekliyorlar. Ben kendi kişisel hesabım ile giriş yapacağım. Şimdi isterseniz e-postamızı giriş yaparak devam edelim. İlk olarak e-posta adresimizi yazıyorum. E-posta adresimizi yazdıktan sonra ileri butonuna bir kere basıyorum. İleri butonuna bastıktan sonra yeni bir sekme, yeni bir sayfa daha açılıyor. Ve burada bizden parolamızı talep ediyor. Hemen parolamızı da giriş yapıyorum. Parolamızı yazdıktan sonra aşağıda bulunan oturum aç butonuna bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra karşımıza Microsoft Teams'in sitesi açılıyor. Ve burada yapmamız gereken birkaç şey var. İlk olarak bu uygulamayı bilgisayarımıza indirmek için Windows uygulamasını edinin butonuna basabilirsiniz. Ama ben web tarayıcısı üzerinden devam edeceğim için böyle bir işlem uygulamayacağım. Bu işlemleri aynı şekilde telefonunuza ve tabletinize de uygulayabilirsiniz. Ona da indirebilirsiniz. Ben zaten videonun açıklama kısmında Microsoft Teams uygulamasını indirebileceğiniz linkleri bırakacağım. Şimdi bunun yerine web uygulamasını kullan yazısına tıklayarak devam ediyoruz. Sizde bu yazı farklı gözükebilir. Nokta nokta hesabına davet edildiniz yazabilir. Bende farklı yazıyor. Sizde farklı yazabilir. Bunda şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Ama diyelim ki bu ekran karşınıza gelmedi. Eğer bu ekran karşınıza gelmezse e-postanıza giriş yapıyorsunuz. Şuna dikkat etmeniz lazım. Okula vermiş olduğunuz e-postaya giriş yapmanız lazım. Veya okulun size vermiş olduğu e-postaya giriş yapmanız lazım. E-posta kısmına girdikten sonra gelen kutusunu kontrol ediyorsunuz. Ve size bir mesaj gelmiş olabilir. Oradan hemen join diyerek bu işlemleriyle devam edebilirsiniz. Ama çoğunlukla böyle bir hata almazsınız diye umuyorum. Çünkü ben böyle bir hata almadım. Direkt karşınıza bu ekran geldiyse sorunsuz bir şekilde benim yapacağım işlemleri uygulamanızı tavsiye ederim. Devam butonuna bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran gelecek. Burada Teams'te kullanmak istediğiniz adı girin bölümüne kendi isminizi yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü öğretmenleriniz sizin burada isminizi görerek size hitap edebilirler. Ve aşağıda bulunan resim yükle butonuna bastıktan sonra da kendi profil resminizi yükleyebilirsiniz. Ama bu şart değil. Profil resminizi yüklemeseniz de olur. Direkt baş harflerinizi alarak size bir profil resmi oluşturuyor. Burada kaydet butonuna bastıktan sonra hesabınız oluşturulmuş olacak ve okulunuzun açmış olduğu gruplara sorunsuz bir şekilde katılacaksınız. Yapabileceğiniz tüm işlemler bu kadar. Dediğim gibi video açıklama kısmında bulunan linklere tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. Eğer hesabınızı açtıktan sonra karşınıza bir uyarı çıkmazsa, işte bilmem ne grubuna katıl diye, e-posta adresinizi kontrol ederseniz direkt gruba katılabilirsiniz. Bu videoluktan da bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eğer aklınızda takılan bir soru olursa da yorumlara yazmayı unutmayın. Emin ol, teker teker hepinizin yorumlarına cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.